Herkese yeni bir video ile yeniden merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından sonra ilk defa vlog çekiyorum. Belki bir, belki bir buçuk ay oldu. Gerçekten istemeyeceğim şeyler oldu bu süreçte. İstemeyeceğimiz şeyler oldu. O yüzden biraz YouTube'a ara verdim. Çünkü gerçekten kendimi iyi hissetmediğim bir dönemde. Volkan'ın da kendini iyi hissetmediği bir dönemde. O yüzden böyle YouTube'la ilgilenmek istemedim ya da bazı şeyleri YouTube'a çekmek istemedim. Çekemedin de yani. Çekemedim de zaten yani. O mod yok, o işte, yani üzgünüz falan filan. Bu arada hemen söyleyeyim neler olduğunu. Yaklaşık 1,5 ay önce Volkan'ın parmağı kırıldı. Daha doğrusu eklem yerinden bir parça koptu. Ve gece bir anda apar topar hastaneye gittik. Sonrasında işte gece olduğu için tabii hiçbir özel hastanede doktor yoktu. Devlet hastanesinde de doktor yoktu. Öyle genel baktılar. Sonra işte röntgen çektiler ve bize ameliyat olması gerektiğini söylediler. Tabii biz şoka girdik çünkü hani kırık ya da çıkık diye düşünüyoruz ama hadi onlar da olmasın. İnşallah onlar da yoktur diyerek gittiğimiz hastanede ameliyat olabilir lafıyla döndüğümüzdeki o korku, endişe falan bizi gerçekten mahvetti. 1-2 gün sonrasında hemen ameliyata girdi Volkan ve 1,5 ay boyunca hiçbir şekilde kolunu kullanamadı. Bu süreçte de tabii ki ben de hani her şeyinde Volkan'ın yanında olduğumdan ötürü böyle 1,5 ay boyunca gerçekten evdeydik. Çok 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 nadir ya annemlere ya annesine ya da belki bir yakında arkadaşlarımız oturuyor Hazallar biliyorsunuzdur. Onlara gittik. Onun dışında başka hiç yaptığımız bir şey olmadı ve işte moral olarak da pek iyi bir konumda değildik. Bu yüzden de bir süre zaten Instagram'a da pek bir şey üretmedim. Ama Instagram'da yine story olarak aktiftim. Post olarak da ara ara atıyordum. Ama tabii ki eski aktifliğim hiçbir mecrada pek yoktu. Sonradan geldi. Hatta böyle pilatese falan böyle gitmedim 2-3 hafta. Sonradan baktım Volkan böyle olmayacak ben. Kafayı yiyeceğim evde. Dedim tamam sen git artık. Şu an Volkan'ı da göstereyim yanımda. Merhaba arkadaşlar. Eli şu an bu şekilde, elini bir gösterelim. Evet. Gerçekten zor bir süreçti. Şimdi şöyle hani benim elimde bir problem oluştu. Fatma'yı niye etkiledi diye sorarsanız. İnanın o süreçte yani böyle bir su şişesinin kapağını dahi açamıyorsun. O kadar birine muhtaçsın. O yüzden Fatma da ister istemez günün 24 saatinin 24 saati yanımda olması gerektiği için bazı şeylerden geri kaldı. Ama tabii her şeyden önce sağlık önde geliyor biliyorsunuz. O yüzden dedik hani 1-1,5 ay şu tedavi sürecini güzel bir şekilde atlatalım ki hala bitmedi bu arada. Evet. Güzel bir şekilde atlatalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Ben de dedim hatta takipçilerine senin yerine ben açıklama yaparım. Evet. Çünkü benim artık benim DM'lerim de dolmaya başladı. Niye video atmıyorsunuz işte, niye video gelmiyor gibisinden. Yani kısaca sebebi buydu. Çok yani iyi bir süreç değildi benim. Ağlamalı bir süreçti benim için yani. Evet. Volkan bu arada arkadaşlar hayatında ilk defa ameliyat oluyor ve Volkan'ı tanıyanlar, böyle yakın çevremiz videoyu izleyenler bilir. Hiçbir şekilde hiçbir konumda hastaneye gitmeyen, işte ilaç almayan, hastalığını kendi şekilde evet ağır kesici bile içmeyen, kendi yani kendi kendine hastalığını atlatan bir insan ve bir anda ameliyat şoku evimizi böyle hani gerdi diyebilirim. Bir de Volkan ameliyattan ilk çıktığında koldan uyuşturma yaptılar. Sonra bir his olduğu için sanırım bir şeyler hissetmiş. Sonra işte genel anestezi de vermişler. Böyle ilk 24 saat falan kolu hiç yok. Hiç uyuşma yok. Hatta ben şey bir ara bilmiyorum tabii daha öyle olacağını. Hani ben ameliyattan çıkar çıkmaz normal eski his geri gelecek sandım. Böyle işte üstünü falan giydiriyorum. Kolu böyle döndü. Diyorum ki ya kolunu çeksene, niye kaldırmıyorsun kolunu? Bir baktım kolunda his yok. Hiç sıfır. Böyle olunca da çoğu şeyinde ben yardımcı. Hatta her şeyinde ben yardımcı olmak zorunda kaldım. Böyle olunca da ne oldu? İşte video, şu bu ve işte böyle hani daha güzel kaynasın, daha iyi olsun, sürekli beslenmesine önem verdik. İşte sürekli... Hatta bu süreçte 3-4 kilo aldım. Evet. Çünkü çok ciddi beslenme, yemeyeceğim şeyleri yemeye başladım. Çünkü doktorun bazı tavsiyeleri vardı. İşte kısaca kemik suyudur vesaire falan filan gibi kaynamayı hızlandırmak amaçlı. Bir sürü yeni şey öğrendim, evet, yemek yaptım. Ya bu arada arkadaşlar ufak bir ameliyat gibiydi ama ya böyle iki tane eklem bölgeye demir soktular. Artık tıpta ismi nedir o parçanın bilmiyorum ama iki tane böyle demir soktular o kemiğin oynamaması için. Yani sıkıntılı bir süreçti ama Allah'a şükürler olsun. Bunu atlattım, atlatacağım daha doğrusu. Daha iyi olacağım inşallah. Ben arkadaşlar Fatma'yı birazcık 1-1,5 ay rehin aldım.
Şimdi inşallah daha güzel olacak. Daha böyle YouTube'a birazcık daha beraber ağırlık vereceğiz. Eski günlerdeki gibi vloglar çekeceğiz. Belki evde challenge'lar yaparız, yemek yaparız, bir şeyler yaparız. Çok güzel günler ve çok güzel videolar gelecek. Bunun da haberini buradan verelim. Hatta şu an Fatma da Armutlu'ya gidiyor. Evet, ben söyleyecektim. Armutlu'ya gidiyorum. Biz her yıl işte ayın bu zamanları Armutlu'ya gidiyoruz 15 günlüğüne falan. Ben normalde gitmeyecektim. Sonra Volkan git dedi. Bugün beni götürüyor. Yenikapı mıydı orası? Emirönü Sirkeci'ye gidiyorum. Oradan işte Budo'yla Armutlu'ya geçeceğim. O şekilde. Yani hani insanlar şey diyebilir bu videonun altında. Hani o süreci de çekseydiniz keşke ama İnanın ki o kadar böyle hani ben, kötü ben bir şey ki. Ben de bazı şeyleri çok istemedim. Sinirlerim de çok bozuktu. Evet, çok sinirleri bozulmuştu. Çok bozuktu çünkü arkadaşlar gerçekten hani kolu kırılan, parmağı kırılan bilir. Ya bileğe kadar sargı var, bir kalıp var ve yani hayat performansını %50, %60 hatta %70'e kadar düşürüyor. Yani elini yüzünü bile yıkayamıyorsun o derece. Artık bir şeyler arıyorum yani böyle sataşmak için, çatmak için. O yüzden çok şeydim. Hatta Fatma böyle ameliyat olacağım gün hani videoyu alayım mı anı kalsın falan filan. Hayır dedim, saçmalama, ne videosu ne anısı, ben neyin peşindeyim falan diyorum yani. Şu an mesela düşünüyorum, çok gereksiz tepkiler vermişim ama benim de birazcık hastane fobim olduğu için ameliyattı, kıyafetti, şuydu buydu, aşağı indirdiler falan. Psikoloji de birazcık ona hazır olmadığı için böyle hiç bir sıkıntılı süreç bir yaşadık. Ya, bir anda oldu ya. Evet ama olsun, her gelen her şey Allah'tan, buna da şükürler olsun dedik. Daha da güzel olacak. İşte bakalım salı günü tekrar doktoruma gideceğim. Fizik tedavi var mı yok mu? Evet, gerek var mı? Ona karar verecek. Aynen. O şekilde devam edecek. Ama olsun, artık elimi biraz da olsa kullanabiliyorum. Evet evet, kesinlikle. Yani Volkan'ın bunu yani şöyle falan yapabilmesi için bizim için bir şey. Kıyafet giymiyordum ya. Yani kış ayının ortasında karlar yağarken ya. Volkan full tişörtleydi. Bol full tişört. Ve kolunun biri montta, diğer kolu montta olmuyordu. Onu bir şekilde tutturmaya çalışıyordu. Bu arada arkadaşlar şunu diye unuttuk. Parmağım kırıldı. 2-2,5 hafta sonra da influenza diyorlar değil mi? Evet. Influenza işte domuz gribi galiba. Bir de o bulaştı bana. 1,5 hafta falan da onu çektim. Baya böyle bir sağlam ya gerçekten 40 derece falan. Şey gibi hani böyle bitmek bilmedi. Ve Volkan böyle işte ben hani biraz pres yapıyordum ateşi düşsün diye. Sonra işte o sırada dedi ki sen ne olur ne olmaz içeride yat, içeri git, benim yanımda durma, işte Covid olabilir falan diye şüpheleniyoruz. Sonra neyse bir yarım saat sonra geleceğim, tekrar pres yapacağım dedim. İşte o sıra ilaç falan aldırdım, suya soktuk, işte meyvesine, şuyuna buyuna, çorbaları falan, yine her şeyine dikkat ediyoruz. Ondan sonra odaya bir gittim, bu arada yarım saat falan da durmadım, iyi ki de durmamışım. Bir 10 dakika 15 dakika içimi beni bir dürttüler. Odaya bir gittim, Volkan alevler içinde, gözler kaymış, bilinç gitmiş resmen. 39,5. Aynen 39,5. Öyle var ya, ben ne yapacağımı şaşırdım hemen. Apar topar Volkan'ı ayağa kaldırdım. Ama sendeliyor yani, başı dönüyor gibi bir şey oldu böyle. Ayakta duramıyor. Üstünü başını giydirdim. Otoparkı bildiğim böyle koltuk altıma aldım. Ya daha doğrusu ben onun koltuk altına girdim. Öyle götürdük. Hemen bir işte serum falan verdiler, kendine geldi. Sonra işte influenza denildi. Kan şeylerine baktılar. İlaçları Allah'a şükür çok iyi geldi. Bir tane antibiyotiği vardı, onu attığı gibi tınk böyle hemen kendine geliyordu. Ve Volkan'ın olduğu dönem inanılmaz yoğundu. Yani çocuklarda, insanlarda, büyükler, herkeslerde. Herkeslerde. Herkeste vardı. Ondan sonra çok komiktir ki Volkan'dan bir hafta ayrı attım. Volkan'dan bana geçmesine kendimi korudum. Sonra Hazal'lara gittik. Marcel'i öp kok. Marcel de hastaymış. Sonra tam çıkarken dediler ki ya dediler işte Marcel'den de bize geçti falan, çocuktan da geçiyor, ben böyle kandım. Bunu bana niye şimdi söylüyorsunuz falan. Sonra iki günde ben böyle bir fena olur gibi oldum. Ama şeydi. Benim ilaçlarla. Evet, Volkan'ın birkaç ilacıyla, bir de işte C vitaminleri falan filan. Bir de hani benim böyle bir hasta olmaya pek bir şeyim yoktu. O kadar şımaramadım. Kendimi hemen toparladım. Öyle bir süreçti. Aman çok kötü, anlatırken bile içinizin daraldığını fark edebiliyorum. Neyse, geride kal. O yüzden yani bana ne olur kızmayın. Tamam mı? Instagram'da ama yine yani aktiftim. Bana yo, o yüzden aktiftim, bir şey o kadar diyemezler şey ya. Post atıyordun, reels attın, o evet, kadar çıktın. Evet, kaç tane storylerim falan vardı. Sadece YouTube'a birazcık ara verdik. O da mecburiyetten kaynaklı yani. Yoksa arkadaşlar Instagram bizim için neyse YouTube da aynı şekilde. Hani Instagram olmayan, sadece YouTube kullanan abonelerin de var. Onları da söyleyelim. Hani Instagram neyse YouTube da bizim için o. Ama hani bu süreçte anlayış bekliyoruz sizden. Çünkü hani bilmeyenler de var. Kimse bilmiyordu gerçi yakın çevresi. Evet, evet, hiç kimse bilmiyordu. Evet. O yüzden hani bundan sonra daha iyi olacaktır diye düşünüyoruz.
Ve startı verdik artık. Evet. Yani, yani bu süreçte bu arada hiçbir şekilde Volkan'ın kulunun böyle olduğuna dair hiçbir şey paylaşmadım. Yani hiç kimse Volkan'ın 1,5 aydır böyle olduğunu da bilmiyordu. Zaten bu videodan sonra yüksek ihtimal çoğu kişi Volkan'ı arayacaktır diye düşünüyorum. Özellikle akrabalar. Yaparım. Oldu. Bu arada ben de bu süreçte Esra ablaya başlamıştım biliyorsunuz. Benim işte cilt bakımına gittiğim yer. TMC'ye başladım. TMC'de ilk etapta sivilceleri falan çok kurutan bir işlem. Kurutan diyorum, kusturan bir işlemmiş. Hem cildi kurutuyor hem cildi soyuyor falan filan. O yüzden cildim bu aralar gerçekten bayağı bir bozulur gibi oldu. Yani ya, zaten ya evet zaten yani. Öyle. Ama zaten Instagram'da da ben paylaşıyorum bu arada her gittiğimde. İşte şu an normalde 3 TMC de bitecekken bana 6 TMC yapacağız. Çok yoğun yoğun yapmayacağız. Çünkü cildim aşırı hassasmış. Hassas olduğunun türü de bu işlemi yani yarım yaparsak ancak kaldırır. Bir seferde tam TMC yapmayalım dediler. Armut'tan geldikten bir hafta sonra falan herhalde tekrar işte TMC'ye gideceğim. Bir temizleme, bir TMC, bir temizleme, bir TMC olarak böyle yaz gelene kadar inşallah şu cildi böyle biraz daha hassasiyetim düşüreceğimiz, deri altını temizlediğimiz bir şeye de girdim. Ondan sonra başka lazere falan başladım. Böyle kendime iyilikler yapıyorum gerçekten. Ama onunla ilgili daha kesin, yani ilk seansım olduğu için kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Dönüşte onunla rütuşuna gideceğim. Onunla da ilgili eğer böyle şey olursa, kesin sonuçlar almaya başlarsam onu da paylaşırım nereye gittiğimi. Çünkü oturduğum konumda çok fazla takipçim olmaya başladığını düşünüyorum. Genelde böyle bana şey gibi geliyor. İşte oturduğum konuma daha çok Instagram seni ya da YouTube önünü atıyormuş gibi geliyor. Ki bence öyle. O yüzden işte takipçilerime de yardımcı olur diye düşünüyorum. Öyle. Armutlu'ya gidiyorum. Bugün günlerden pazartesi. Cuma'ya kadar oradayız. Cuma günü çıkış yapacağız. Şu an annem, babam, ablam ve Elif orada. Volkan da gelsin istiyordum ama Volkan hem müsait değil. Çünkü tedavisi, yani bir tedavi süreci olabilir. Çünkü yarın kontrole gidiyor. Kontrolde fizik tedavi verip vermeyeceği belli olacak. O yüzden gelemiyor. Büyük ihtimalle de verecek diye düşünüyorum. Çünkü eklem, o kırılan eklem yerim böyle bir şey derler. Ödem gibi. Hani şu hiç evet, oynamıyor. Büyük ihtimalle onun oranın açılması için bir tedavi uygulayacaklar diye düşünüyorum. Olabilir evet. O yüzden Volkan gelemiyor. Beni gönderiyor. Ben gidiyorum. Annemlerin yanına gideceğim. Orada da böyle olabildiğince bir şeyler çekeceğim. Yani normalde böyle Armutlu'da öyle çok gerçekten yapılacak bir aktivite yok. Çok daha fazla böyle şey kafasında orası. İşte kafa dinleme ve işte biraz daha yaşı emeklilerin aynen gittiği bir yer diyebilirim. Orada pek yapılacak bir şey yok ama sizlerle olmak, işte bir vlog çekmek, işte bir şeyleri sizlere artık aksedebilmek için bu vlogu başlatıyorum. Şimdi yoldayız, gidiyoruz. Sonra tekrar açarım. Arkadaşlar, Armutlu'ya indim. Annem, babam, ablam ve Elif. Elif dur bakayım görünebiliyor musun? Beni karşıladılar, babamlar videoya çekmiş. Daha doğrusu videoya almış. Annem bir yerden videoyu alıyor, babam bir yerden alıyor. Kübra ablam da diyor ki Cumhurbaşkanı geliyor açılıyor. Abla annem yemek yapmış. Yemek yemeye gidiyoruz. Burada ama çok güzel. İstanbul'da da böyle güneşli ama burası gibi değil. Burası çok güzel. Soğuk biraz daha. İstanbul mu soğuk? Biraz evet soğuk. Burası çok güzel. Burası havası da çok güzel, güneşli hem de. Geldiğinizden beri böyle mi peki? Yok. Gerçekten o kadar açım ki annem brokoli sote yapmış, salata yapmış, çorba yapmış. Bir de neydi anne? Diğeri neydi? Tas kebabı. Tas kebabı yapmış, onu da gelince ne? Gösteririm. Çok açım. Şimdi hemen yemek yiyeceğiz. Babam başladı bile. Bir günaydın demek istiyorum çünkü yeni uyandım. Eve gittik, yemek yedik zaten, oraları çektik. Sonra direkt, bir dakika çok karanlık oldu. Bayağı uykum vardı. Şimdi bir burada böyle AVM'si bir marketimsi bir şey var. Oraya gideceğiz. Ben gidiyordum, baktım Elif de gelmek istedi. Annemler falan zaten işleri vardı. Biz de çıktık. Sesim biraz tuhaf işte, öyle. Ama güzel, ama hiç böyle burada hani kış gibi değil. Akşam serinliği var. Zaten burası
deniz kenarı mı denir artık, öyle olduğu için öyle olması da gayet normal diye düşünüyorum. Şimdi markete gidiyoruz. Orada böyle birkaç bir şey alacağım. Akşam yasak elma olduğu için uykudan uyandım ve yasak elmayı kaçırdım mı, saat kaç falan diye baktım gerçekten. Öyle şimdi. Hemen hızlıca bir şeyler aldık. Şu üstteki Elif'in favorisiymiş, o yüzden aldık. Eve gidiyoruz. Haberler bitince yasak elma başlayacak. Nescafe falan da aldık. Keyif yapacağız değil mi? Ama sen içmeyeceksin Nescafe anladığım kadarıyla. İçmemelisin bence. Sana ice tea koyarız. Yeni bir günden yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden salı. Dün pek bir şey yapmadık. Zaten paylaştım. Geldim, uyudum. Gerçekten doyla falan bile gelseniz yol inanılmaz yoruyor. Hele de koltukların o rahatsızlığı beni gerçekten benden aldı. Akşam da işte böyle dizi falan izledik. İşte Yasak Elma ya da işte Survivor dönüşümlü. Sonra bir baktım, ikisine de şey yapamıyorum. İkisini de izleyemedim, yetişemedim. Daha demin de kafamı musluğa vurdum. O yüzden buram biraz kırmızı oldu. Yüzümü yıkarken böyle suyu aradım. O sırada tak diye kafamı böyle musluğa vurdum. Şimdi uyandık. Annem kahvaltı hazırlamış. Kahvaltı falan yaptık. İşte patates, yumurta, bal kaymak falan filan. Bana su hazırlamış. Biliyorsunuz Armutlu'nun şeyi, olayı kaplıca suları. Kaplıca suları çok işte... Aa, elim ne kadar, her yerim çikolata olmuş. Ben elim mi kanadı diyorum. İşte kaplıca suları falan, faydaları. Bayağı iyi geliyor vücuda, eklemlere, işte kas ağrılarına, ne bileyim, vücuttaki eğer deri hastalıkları varsa onlara da çok iyi geliyor. Ben dün girmedim çok yorgun olduğum için. Annem de bugün kahvaltıdan sonra gir diye şey yapmış. Sabah doldurdu. Kaplıcanın işte kendisi kendi kendine soğuması lazım. Soğuk su eklememeniz lazım. O yüzden ben de onun oranın soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra oraya gireceğim. Yani orayı girerken ya da girdikten sonra çeker miyim sanmam. Ama bir gösteririm belki. Volkan da İstanbul'da bugün vergisel birkaç iş vardı. Onlarla ilgilenmiş ama biraz sorunlar olmuş. Yani devletin getirdiği bir kanunu vergi dairesindeki çalışanlara bilmiyor, şaka gibi. O yüzden bayağı bir sorun yaşamışlar. İnşallah halledebilir. Yani onlardan bir kağıt bir şey falan bekliyorlarmış. Bugün de şimdi konuşmuştuk zaten sizinle. Doktora gidecek. Saat 2'de randevusu var. Ama hazır oralardayken şimdiden gideyim bekleyeyim dedi. Yani parmağın ne durumda? İşte fizik tedavi gerekecek mi, gerekmeyecek mi? Ya da işte kaç güne toparlar? Ne kadar iyi olur? Eski işlevini kaybedebilir mi? İşte %100 kanamış mı diyorum, kaynamış mı? Bunlarla ilgili merak ettiğimiz şeylerin hepsini bugün bence öğreneceğiz. O yüzden mutluyum. İnşallah ya var. Gerçekten artık o da çok sıkıldı. Ben de çok sıkıldım. Olumsuz bir şey duymak istemiyorum. Taraflarımıza baktığımda işte kolu buraya kadar alçı daha. Saçlar başlar kötü. Üstünde hep tişörtle de atlet. Altında bir işte eşofman. Montu ya giyiyor ya giyemiyor. Zaten yani... O kadar kötü bir dönemde ki sürekli bir şeyler yediriyorum falan böyle. Morali çok bozuktu bir kere her şeyden önce. Keyif alamıyorduk yani. Bir şeyleri eğlenceli hale de getiremiyorduk. Ama ilk bir haftadan, bir buçuk haftadan sonra artık bir şeylere alışmıştı. Zor çünkü yani. Neyse, ben yine eski o şeylere döndüm. Bugün neler yaparız bilmiyorum. Şöyle genel bir yürüyüşe çıkabiliriz yine. Size etrafı da gösteririm. Belki fotoğraf çekilirim bugün. Ondan sonra cığıma düşünüyorum. Nakova Park'a gideceğiz. Orada da bir şeyler böyle kısa kısa göstermeye çalışırım. İçeri kamera sokamam ama. Zaten ıslanır kameram. Ama oraya falan şey yapabilirim. Yani güzel 3-4 tane kaydırağı olan bir yer. Bir belki çarpışan arabalar yapabiliriz. Ya da belki bir crazy dance. Burada çok komik oluyor. Çok seviyorum crazy dance. Bir ablam böyle deliriyor falan. Böyle o daha komik. Çığlık çığlığa bayılıyor falan. Belki bir bisiklet sürüşü falan yaparız. Diye düşünüyorum. Öyle. Yani biraz daha böyle aslında dinlenmeli gerçekten. Huzurlu bir yer. Mesela normalde ben eğer gece geç yattıysam çok erken uyanamıyorum. Ya da akşam uyuduysam gece uyuyamıyorum. Asla uyuyamam. Böyle 2'ler, 3'ler, 4'ler falan anca o saatleri görmem lazım. Uyudum ve sabah 10.30 gibi kalktım kendiliğimden.
Ama havası temiz olduğundan sanırım. Neyse şimdilik kapatıyorum. Azıcık süslendik diyeceğim ama yalan söylemiş olacağım. Sadece ruj sürdüm. Makyaj yapmıyorum, ısrarla yapmayacağım da. İşte saçlarımı falan topladım. Bu arada biz suya falan girip çıktık ama yani oraları çekmedim. O yüzden sudan sonra bayağı böyle bir yürülenerek çıktık. Bu arada bayağıdır kralımı görmüyordunuz. Evet. Sürekli bize niye benim konuşmam hemen değişti şive kaydı bize. Sürekli soruyorsunuz işte ablan nerede, şu nerede, bu ne? Ya arkadaşlar ben her ailemle buluştuğumda görüşme video çekmek zorunda mıyım, beni sinirlendirmeyin. Sürekli bir şey oluyor, yok işte küstünüz mü ettiniz mi yani. Allah Allah. Çekilecek alanlar bakıyoruz. Evet. Kardeşimin güzel pozlarını yakalamak için. Yapabilirsin. Yapabilirsin. Kardeşim. Ne yapacağım? Anlam bir kamerayı aç, seni çekeceğim. Güzel çıkıyorsun. Şimdi işte ne? Mesela bakın arkadaşlar. Şu arkada görmüş olduğunuz. Yani işte mesela Aqua burada. Sonra şurada saha var. Şimdi ben Armutlu'yu yani tanıtayım size. Kızlar bir şeyler oynasın diye. Sonra go kart var. Biz burada zaten birkaç kere yapmıştık go kart. Biz go kart yapmıştık. Ablam Fatma Nur ben. Tam şu olmuştu? Gördüğümüz alanda kim birinci olmuştu? Tabii ki ben. Ablam ikinci olmuştu, en son ben. Şurada Luna Park var. Bu akşam Luna Park'a gideceğiz. Aqua var. Yarın da Aqua'ya gideceğiz. Evet, hepsini göstereceğiz. Fotoğraflarımızı da çekildik birazdan. Hatta dedim ki hazır bu kadar hızlı çekilmişken evde çok yakın bize şu an. Bir kombin daha çekilelim çünkü yarın havuza falan gideceğiz ya, belki çekilemeyebiliriz, üşürüz diye. Gelmişken post çıkartıyorum. Evet. Ve şimdi eve gidiyoruz. Batıyorum. Bir değişikliği dediğime bakmayın. Bir sadece şapka taktım, bir de kazağımı değiştirdim. Ama önemli olan zaten üst bedenim. Çünkü yani pantolon pantolondur. Hava soğuk gerçekten ya. Kulaklarım o kadar çınladı ki şapka takmadan çıkamazdım kesinlikle. Bu şapkamı çok beğeniyorum. Çok tatlı bir rengi var. Hatta Elif de çok beğendi direkt. Volkan'la konuştum bu arada. Daha demeni görüntü aradı. Ben demiştim ona. O eski, Volkan eskiden zaten çok farklı bir tarzı vardı. Hem işte böyle bıyıkları falan vardı. İşte saçları uzundu, sonra ondan sıkılmış, sonra sakal bırakmış, sonra sakaldan sıkılmış, sahaya falan çevirmiş. Sonra işte tam bizim ilk defa yüz yüze geleceğimiz zaman da bambaşka bir tarza girmiş. Ve eğer ki öyle olmasaydı Volkan'ın tarzı, eminim eski tarzını beğenmezdim diye düşünüyorum. Hani ilk görüşte sonrasında şimdi geçenlerde böyle eski fotoğraflarına bakıyorum. Allah'ım ben bir şey oldum dedim. Volkan bıyık bırak. Ben dedim bıyık bırakmanı istiyorum. Hatta dedim şey bile yapabilirsin dedim. Hani yanaklarının sinek kaydı sıfır. Ha, sadece bıyık. Ülkücü bıyığı gibi. De Volkan'ın bıyıkları böyle aşağı doğru çok güzel oluyor. Sonra bugün gitmiş bıyıklarını işte kolundan dolayı yapamıyordu. Gidemiyordu da bir yere. Bir ara kendisi evde denedi. Böyle istediği gibi olmadı. Bugün işte saçlarını uzun, yani 1,5 ayın sonunda saçlarını tıraş ettirmiş. Ondan sonra bıyık bırakmış. Buralarındaki şeyleri biraz daha kısalttırmış. Sinek kaydı yaptırmamış. O kadar tatlı olmuş ki çok beğendim. Gidince zaten beni Volkan alacak. Vlogu da kapatmazsam gösteririm size. Hoşuma gitti yani. Biraz daha böyle hatta uzadığı zaman işte sakalları böyle kesirdikten 1-2 gün sonra tam kıvamına geliyor ya. O zaman tekrar gösteririm size. Şimdi kardeşim. Böyle geziyoruz. Burada bakın mesela buradası böyle sahil tarafı. Aşağı doğru da inebiliriz aslında yani. Abla. Gel. Şu an hava aşırı derecede soğuk ve esiyor, denizin dibindeyiz. Fotoğraf çekilmeye çalışıyorum. İnşallah güzel çıkar aslılık. Ve buna değer aslılık. Ay abla ne olur çok mutluyum. Arkadaşlar çektik ama ay saçım başım dağılmış. Dondum. Şimdi ablam tuttu üstüne gilerle çekeceğim, daha da çok üşüyeceğim. Sen ilk böyle çekecektim hani. Tamam ilk böyle çekeceğim. Tamam tut. Evet. Telefon da var. Cebimde. İnanılmaz aldım zaten beni. Daha kafam donmuş. Kafam üzülmüş bayağı.
Şu an hava bu arada hem çok temiz, çok güzel, hem de çok soğuk. Ellerim tir tir titriyor. Buralım her zaman gibi artar. Her şeyden korkuyor. Her şeyden bir insan korkabilir mi? Her şeyden korkuyor. Dün buradaydık. Hava o kadar güzeldi ki biz artık terledik. Evet. Yani yandık, üstümüzdekileri çıkarttık. Şans işte arkadaşlar. Çok şanslıyım. Fatma'nın işte falan bekledik. Hatta ben story falan da çektim. Gösteririm. Hava o kadar böyle şeydi ki. Güneşliydi ki. Fatma Nur geldi. Havaya bakın. Kapkaranlık. Eve geldik. Bir plan değişikliği oldu. Bu akşam Aqua'ya gideceğiz. Annem öyle söyledi. Yarın da şeye gideceğiz. Neydi oranın adı ya? Luna Park'a gideceğiz. Şimdi bir de annem dedi ki paçanga yapalım. Daha doğrusu yap dedi. O yüzden ben yapacağım. Paçanga yapmıştım bir ara YouTube'da hatırlarsanız. Çok da güzel olmuştu. Çok çok yapan takipçim, bana atan takipçim de olmuştu. Malzemelerimiz kırmızı biber, isteğe bağlı yeşil biber. Ondan sonra işte sucuk, kaşar, pastırma falan filan. Biz de olanları kullanacağız burada. Sosis gibi böyle farklı. Bu da farklı bir sucuk sanırım anne. Bir de biz malzemeleri böyle soteleyip koyuyoruz. Ama çiğden de koyanlar oluyor. Ben onu sevmediğim için hızlandırılmış, siz de izleyin istedim. İlk önce malzemeleri doğrayacağım, sonra onları soteleyeceğim. Sonra yufkayla sıkacağız. Kapyaları doğradım. Hepsini içine alıyorum. 2 kilo yakında şeyimiz varmış. Yufkamız. O yüzden böyle 2 biber olarak yapacağım. Şimdi yeşil biberlere geçiyorum. Ben acı biber sevmiyorum, yemiyorum. Çok da tüketemiyorum. O yüzden acı biber koymayacağım. Ama siz seviyorsanız koyabilirsiniz. Arkadaşlar şeyin içi, paçanganın içi hazır. En son olarak onu da koyacağız. En son olarak kaşarı ekleyeceğiz. Kaşarı sotelemeyeceğiz. Kaşarı en son harcın içine ekleyeceğiz. Bunların hepsini soteleyeceğiz ama. Kaşarı da rendeleyeceğiz. Ondan sonra ekleyeceğiz. Bu şekilde göz kararı. İstediğinizi koyabilirsiniz. Bazıları maydanoz işte falan da koyuyor ama ben sevmiyorum ve tercih etmiyorum. O yüzden koymuyorum ama genel olarak böyle bir içi oluyor. Bir de bunun üstüne ekstra olarak dediğim gibi kaşar peyniri vesaire ekleyebilirsiniz ama onu en son ekleyin harca. Çünkü bunların hepsi sotelenecek. Evet, bu şekilde şöyle içini güzel soteleyeceğiz. Zaten çok fazla bu arada yağ koymanıza gerek yok. Eğer çocuğunuz yağlıysa o genel olarak yağını sever. Böyle kendi yağında pişmesi daha güzel olur. Tatlı tatlı. Biz çok az tavaya yapışmasın diye yağladık. Ve paçangalarımız hazır. Artık yarın sabah kahvaltıda mı yeriz? Yüzmeden sonra mı yeriz? Ama babam balık yapacak bize, değil mi? Aynen. O yarın kahvaltıda falan yeriz diye düşünüyorum. Ama belki bir iki tane kızartırız. Dayanamazsak. Babam yemek yedi mi? Belki babama da kızartırız. Yediz diye. Şimdi havuzdan çıktık mecburen. Kamera vesaire sokmak yasak olduğu için telefonumla geçti şey yaptım. Ama zaten içeride çekim yapmadım. Çok yoruldum. Aşırı derecede yoruldum. Neredeyse hiç durmadan sürekli yok yeşil kaydırak, yok sarı kaydırak, yok büyük mavi kaydırak diye böyle gittik geldik. Tüm aşırı kayıp. Eve gidiyorum. Şimdi evde babam bize balık yapıyor. Saat bu arada 12.30-1'e geliyor. Ama tabii ki buradan çıkışta kurt gibi aç olduğumuz için bir şeyler yemeden yatamazdık. Bir sabah kahvaltı yaptık. Bu arada burada aşırı derecede acıkıyoruz. Bir sabah kahvaltı yaptık. Ondan sonra dışarı çıktık. Adamla fotoğraf falan çekilmiştik. Eve geldik. Öğle yemeği yedik. Ondan sonra havuza gitmeden bir daha acıkmıştık. Böyle birazcık köy ekmeğinin üstüne tereyağı çok severiz. Ondan sürdük böyle bal falan. Zeytin falan yedik. Ben bu ikiliye bayılırım. Ondan sonra da şimdi balık yemeye gidiyoruz. Öyle falan kolumlu kalkacak halim yok. Telefon tutarken bile canım yanıyor. Bunları bana kilitlediler. Bütün havlular, çantalar. Gidiyorum eve. Ooo!
Babam bütün balıkları bize hazırlamış. Bu mezgit miydi? Mezgit. Biz en çok mezgit seviyoruz. Ondan sonra çinekop, somon, levrek miydi? Evet. Levrek. Çinekopun değil. Evet. Onları seviyoruz. Ve bunu ben çok sevdiğim için bundan yapmış. Ben hemen tadına baktım. Dün sabah, dün akşam sardığımız paçangaları şimdi kahvaltılıyoruz. Aşırı güzeldir. Sizlere de göstermek istedik. Bu da bizim evden görünen dışarının manzarası. Gerçekten çok sakin bir yer. O yönden çok seviyorum. Bir de böyle önünde hemen çocuk parkları falan var. Bu şekilde. Mesela şurada go-kart var. Şurada o işte bahsedilen AVM var. Şurası zaten sahil. Şu arka taraflara doğru da işte şeyler var. İşte Aqua Dolphin falan kalıyor. Tam bizim binanın arkasında. Bizim binanın en güzel yanı girişe çok yakın olduğu için çoğu aktiviteye de yakın. Yani şu blokta falan mesela olsaydık ne yapardım bilmiyorum. Çok uzak bence orası. Şimdi arkadaşlar şeye geldik. Bu Armutlu'nun içindeki ay şu ses de beni buldu. O numara. Şimdi Armutlu'nun çarşısına geldik. Bugün zaten işte dolu dolu geçireceğimiz son günümüz. Yarın çıkacağız. Sabah zaten kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra neydi kız? Jacuzzi. Kaplıca. Kaplıca'ya girdik. Kaplıca'dan sonra da kahve falan içtik. Ondan sonra şimdi aşağı geldik çarşıya. Şu dörtlü bisikletlere bineceğiz. Babamı bekliyoruz. Biz normalde biz dörtlü bisiklet binmek istedik ama biz sandık hani Elif de kullanabilir. Sonra yani biz annem, ben, Kübra ablam, Elif dört kişi ediyoruz aslında. Sonra baktık Elif'in ayakları ulaşmaz buna. Babam da buraya gelenden beri hiç çıkmamış dışarı. O yüzden dedik ki babam da gelsin. Kübra ablam falan aradık. Ondan sonra ilk başta annem aradı. Anneme dedik yok ben gelmeyeceğim sulayım dedi. Sonra biz aradık hemen. Tamam geliyorum dedi. Babam şimdi gelecek. Hep birlikte bunu da şey yapacağız. O zaman da çekerim. Çok eğlenceli olur bence. Hep birlikte böyle hem spor da olur bacaklarımıza. Öyle yani. Fotoğraf falan da çekilirim belki ondayken. Güzel olur. Anın kalır en azından. Şimdi bisikletleri göstereceğim size. De bunlar. Bunlar dörtlüler. Bunlar da netlemiyor. Heh. Bunlar da ikililer. Yukarıda bizim evin önündeki bisikletçide de şeyler vardı. Dur bir dakika. Şeyler vardı. İşte ikililer, tekliler, daha farklı bisikletler vardı. Ama buradaki biz bunlara binmek istedik. İnanılmaz bir kalp krizi yaşadım. Çantamı daha demin oturduğumuz, biz şimdi bir AVM'ye girdik babamı beklerken bir şeyler bakalım diye. Babamı oturduğumuz yerde çantamı Elif'le ilgileniyorum diye, Elif'in elinden tutuyorum diye. Yani elim bir boşluk hissetmedim o yüzden. Orada unutmuşum. Bakıyorum yok. Başka yerlere bakıyorum yok. Etrafıma bakıyorum insanlara sormaya. En sonunda bir tane kadın fark etti benim herhalde o anki çaresizliğimi. Şey, sen dedi ne arıyorsun kızım dedi. Ben de işte çantam buradaydı. Çantamı arıyorum falan dedim. Bisikletçiye bıraktım dedi. Ama hani ufak çapta bir kalp krizi. Hani hiçbir şey olmasa kamera var ve kimliğim falan var. Cüzdanım var. Onun dışında hani çok önemli değil ama. Çok korktum. Şimdi bir de bunlarla uğraşırdım. Gerçekten kimlik çıkartmaymış, şuymuş, buymuş. Annemlere falan bir şeyler almıştım. Şu üçlü çerezlikler var, şu yuvarlak çerezlikler var. Hatta geçen sene şöyle almıştım ama hepsi ayrı renkti. Bu daha güzelmiş, daha tatlıymış. Burada bir sürü böyle bir şeyler var. Böyle geniş bir yer. İçinde her şeyi bulabilirsiniz. Böyle bir tane fincan seti gördüm. İçi de bayağı büyük. Çok tatlı değil mi sence? Bunun fiyatı mesela bakayım yazıyor mu? Yazsaydı size de söyle. 35 lira mesela 35. Bu ikisi. Aslında uygun yani. Normalde en uygun İngiliz o Madame Coco. Orada da o fiyatlar. Benim böyle yerlerde çok böyle şey küçükken bir şey kırma olaylarım yaşanmıştır. Her girdiğimiz cayceri bir şey kırardım. Ama artık kırmıyorum. Bunun şeyi çok hafif ya. Hangi şeyden oluyordu, materyalden oluyordu? Seramik değil mi? Seramikler bu kadar hafif olmaz ki. Aslında güzel ama çok hafif. Hafif olmasaydı alabilirdim bunu. Değil mi anne? Bunun şeyi ne oluyor? Porselen. Anne emin misin? Bir bak. Babam araya tutar mısın? İnci porselendir. Arkadaşlar. Şimdi ilk defa buna bineceğiz efendim kızım. Tam gördüğünüz gibi her zaman gibi aşırı panik. Ayaklarım ağrıdı. Sanki bir tek pedala ben basıyormuşum gibi hissediyorum. Hayır ben de basıyorum. Şöyle annemler arkada. Onlar da pedal basıyor bu arada. Biz de pedal basıyoruz. Kibra ablama devrediyorum artık kamerayı. Ben şoförlüğüme devam. Devam ki. Bay bay. Ben indim. Görüşürüz. Fatma'yı çekiyoruz. Artık arkamızdan koşarsın. Atla. Bakma güzelim atla güzelim. Neyse gel. Aa bir tane böyle fotoğraf çekiliriz. Birisinden ben rica ederiz. Tamam. Önünüzü görebiliyor musunuz? Evet.
tane çocuk var. Aldığımızda hava karanlık değildi, şimdi hava karardı yemin ederim. Dağ demin çok güzel. Bütün tepeleri çıktık, ondan sonra tam keyfini süreceğiz böyle. Pedal basmadan şey yapacağız. Yolun ortasında 4-5 kişi durmuş, zile bastık. Hayır. Ah, yoruldum. Zile bastık, onlar çekildi, diğerleri bilerek resmen durdular. Çok sinir oldum ya. Kenara geçilseniz abi. Kenara geçilsenize. Bir eve geldik. Babamla annem bize köfte hazırlıyorlar. Pilav falan da var. Bir sürü çok güzel şeyler yaptılar. Ooo, yaprak sarması. Burada ne var? Kuru fasulye. Diğerinde bir şey var mı? Ona da bakalım madem. Çorba. Bunlar ben göstermeyi sanmıştım. Şimdi artık yola çıktık. Bu sabah uyandık, kahvaltı yaptık. Direkt bavul toplamayla başladık. Şu an inanılmaz virajlı bir yerden dönüyoruz. O yüzden araba bir sağa bir sola dönebilir. Böyle fırlayabilir. Hiç önemli değil. Babam kullanıyor arabayı. bavullarımızı falan topladık. Arabaya yükledik ve gidiyoruz. Şu an hava aşırı derecede soğuk. Bugün gerçekten çok soğuk, tam zamanında çıktık diyebilirim. Bu arada kamerayı ben sallamıyorum arabadan ötürü. Evimiz sallandığımız için öyle biraz şey olabilir. Şöyle göstereyim. Bayağı üstümüzü falan bürledik, ancak ısınabiliyorum. Ayaklarım falan buz tuttu gerçekten. Hem çok soğuk 4 derece, hem yağmurlu ve rüzgarlı artı olarak deniz kenarı olduğu için daha da çok esiyor. Ne kadar sürecek kaptan yol? Kaptein? 2,5. 2,5 saat. 2,5 saat falan sürecek diyor babam yol. Ondan sonra bir dakika hocama yapıştık şu an. Bunda da Volkan'la kavuşacağım. Çünkü bizim annemlere gelecek. O da bu arada Volkan da size söyledim mi? Ben söyledim mi hatırlamıyorum. Hani demişti ki fizik tedaviye başlayabilir falan diye. Fizik tedavi vermiş doktor. Her gün 15 gün boyunca her gün fizik tedaviye gidecek. 15 günün sonunda bakacaklar, bir 15 gün daha verebilirlermiş. Ay inanılmaz sallandı kamera ya. Neyse öyle yani. O da bugün hastaneye gidecek. Annemlerin evine yakın olduğu için hastane. Oradan da bizim yanımıza gelecek. Her türlü gelecekti beni almaya. Ama iyi oldu yani. Havanın içerisinde nefes alıp veriyorsun ya, sürekli ağzımızdan buharlar çıkıyor ve biri hastaysa diğerlerine aslında kapalı havada, küçük bir ortamda bulaşma ihtimali çok. O kişi Elif işte. Şu an. Günlük bir su bardağı su kaybediyoruz bir günde. Sadece çok nefes aldığımız için. Çok bir şey kaybetmiyormuşuz. Bir su bardağı su kaybediyoruz. Bu arada daha demin babam şimdi oturduk işte, herkes de telefonla oynuyor, bir sessizlik oluştu. Babam bir anda dedi ki, her nefes alışverişimizde dedi, günde dedi işte 200 dedi, 250 milim dedi, su kaybediyoruz, neden? Arabada yine bir sessizlik oluştu. Neden bilen yok mu? Yok baba, neden söyle falan diye. Ondan sonra işte şu yüzden de, işte bu yüzden de. Aslında bu olay da nereden çıkmış, biz cümlenin sonunda onu anlamış olduk. Elif hasta gibi biraz öksürüyor. Kübra'lam da Elif ağzını kapat, biz de hasta olmayalım falan demişti. Babam oradan yola çıkarak bizi yine bilgilendirdi. Ustad. Arada sıkıyorsun ama. Evet, şimdi ben evime geldim gerçekten. Hemen videoyu kapatmak istemedim çünkü devamını çeker miyim çekemez miyim bilemedim, ama zaten Armutlu bile orada bitmişti benim için. Hatta annemlere gitmiştik. Oradan annemlerle birlikte bize geldik. Bir iki günde annemlerle bizde kaldık. Bizim için aslında tatil devam etti. Çok güzeldi ya. Annemler bayağı da bize gelip kalamadığı için çalıştıklarından ötürü. Hep birlikte böyle sürekli yemek yaptık, işler falan yaptık. Onları yine Instagram'da paylaştım. Artık beni Instagram'da takip edin. Öyle videoyu da şimdi buraya kapatmaya geldim. Videoyu da hazır editlemişken. Umarım beğenerek ve severek izlemiş olduğunuz bir video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Giriş biraz uzun oldu çünkü bir süredir video çekmediğimiz için bunu gerçekten sizlere borçluyduk. Açıklama yapmak istedim. O yüzden biraz hani vlogdan çıkmış diyebilirsiniz, ama dediğim gibi çoğu kişinin aslında direkt normal vloga girseydim aslında orada tepki göstereceğini tahmin ediyordum. O sebeple böyle bir hem vlog hem de açıklama videosu gibi bir şey yapmak istedim. Yani Armutlu'da zaten çok yapılacak bir şey yoktu. Öyle hafif tatlı çerez bir video olsun istedim. Öncesinde de yaptığımız açıklamayla bence öyle güzel bir video oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve YouTube kanalıma
Eğer hala daha abone değilseniz, bakın hala daha abone değilseniz, aşağıdaki butonlardan ya da şuraya bir yere yüzüm çıkacaktır böyle oval. Oraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.